Semiyan Dünyası adlı kanalımdan selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bol etli sebzeli pilav. Diğer bir adıyla da maklube. Buyurun başlayalım. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da yapabilirsiniz. Orta boy kuşbaşı doğranmış etlerimi ekliyorum. Akşama misafirlerim olduğu için 8-10 kişilik hazırlıyorum. Siz 4-5 kişi için 500 gram et kullanabilirsiniz. Önce etleri mühürlüyorum. Yani yüksek ateşte etlerin rengi dönüp sulanana kadar karıştıracağım. Dana eti yerine koyun ya da kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Etiniz yağlıysa da tencereye hiç yağ eklemeden mühürleyin. Etlerin rengi döndü ve sulanmaya başladı. Dana eti olduğu için 1 su bardağı su ekleyip etleri pişmeye bırakacağım. Koyun etiyle yapıyorsanız 1 çay bardağı, kuzu eti pişiriyorsanız da hiç su eklemeden pişirin. Yüksek ateşte 5 dakika pişirdikten sonra ocağı kıstım. Onlar yavaş yavaş pişerken ben sebzeleri doğrayacağım. 3 tane patlıcan, 3 patates, 2 tane havuç, 1 tane kapya biberi, 4-5 tane yeşil biber ve 1 tane de orta boy kuru soğanım var. Sebzeleri iyice yıkamıştım. Patlıcanları da alacalı şekilde soydum. Şimdi küp küp doğrayacağım. 3 tane patlıcanı yıkayıp soymuştum ama doğradıktan sonra fazla olduğunu fark ettim ve bir tanesini yapmadım. Kalan patlıcanı kabuğu soyulmuş olduğu için sıkı sıkı sifrece sarıp dolaba koydum. Yarın başka bir yemekte kullanacağım. Patatesleri de aynı şekilde küp küp doğruyorum. Siz de istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Yeşil biber ve kapya biberlerimi de biraz iri olacak şekilde doğruyorum. Havuçların da dış kabuğunu soymuştum. İnce ince doğruyorum. Ben yuvarlak yuvarlak doğradım ama havuçları da küp küp doğrayabilirsiniz. Sebzelerimin hepsini doğradıktan sonra bol yağda kızartacağım. Patlıcanlar bekledikçe karardığı için önce onları kızartıyorum. Böyle bol yağda ve yüksek ateşte kızartırsanız hem az yağ çeker hem de çabuk kızarır. Sebzeleri kızartırken üzerinden biraz tuz serpiyorum. Sebzeler tekrar pişeceği için çok kızartmıyorum. Böyle renginin pembeleşmesi yeterli. Biraz böyle karıştırınca yüksek ateşte çabucak kızarıyor. Sebzelerin fazla yağını çekmesi için de tabağın üzerine kalın bir havlu kağıt serdim. Kızaran sebzeleri havlu kağıdın üzerine alıyorum. Patatesleri kızartıyorum. Yine üzerinden biraz tuz serpiyorum. Yine çok fazla kızartmadan patatesleri de havlu kağıdın üzerine alıyorum. Yeşil ve kapya biberleri de birlikte kızartıyorum. Kızartma yaparken de benim gibi böyle derin bir tencere kullanırsanız daha rahat kızartırsınız. Hem çok sıçramıyor hem de daha bol yağ koyabildiğiniz için daha rahat kızartılıyor. Bunların da üzerinden biraz tuz serpip hafif renkleri dönene kadar kızartacağım. Önemli bir noktada kızartma yaparken yağın sıçramaması için sebzeleri yıkadıktan sonra iyice kurulamanız gerekiyor. Temiz bir beze ya da kalın bir havlu kağıda iyice kurulayın. Kızartırken yağ fazla sıçramaz. Biberleri kızarttım. Şimdi havuçları kızartıyorum. Ben havuç kızartmasını da çok severim. Sadece böyle havucu kızartıp üzerine de sarımsaklı yoğurt yapın. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Sebzelerin hepsini kızarttım. Şimdi yemeğimin pirincini ıslatacağım. Pirinci sebzeleri kızartmadan önce de ıslatabilirsiniz. 2,5 su bardağı pirinç ölçüyorum. Siz yine kişi sayısına göre miktarı azaltabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Üzeri basasıya kadar da sıcak su ekleyeceğim. En az 20 dakika tuzlu suyun içinde pirinçleri bekletelim. 1
bir tane kuru soğan ve iki diş de sarımsak doğrayacağım. Soğanları söğüş şeklinde böyle ince ince doğruyorum. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Bu arada etim de suyunu çekti, iyice pişti. Daha lezzetli olması için bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı yemeği daha da lezzetli yapıyor. İsterseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz. Böyle 2-3 yemek kaşığı eklemeniz yeterli olur. Doğradığım soğan ve sarımsakları ekliyorum. Soğanlar ölene kadar kavuracağım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kendi halinde kavrulmaya bırakıyorum. Diğer ocağa başka bir tencere aldım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Tuzlu suda bekleyen pirinçleri süzdürdüm. Yağ ısındıktan sonra pirinçlerimi biraz kavuracağım. Et ve sebzeler yağlı olacağı için az yağ kullandım. 1 küp kesme şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip kısık ateşte pirinçleri kavuruyorum. Biraz karıştırdıktan sonra kısık ateşte kendi halinde kavrulmaya bırakıyorum. Bu arada eti de kontrol edelim. Etler soğanlarla beraber kavrulmaya devam ediyor. Böyle 1-2 dakika daha kavuracağım. Pirinci de 5-6 dakika bu şekilde kısık ateşte kavurdum. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Etimi tekrar açıyorum. Soğanlar da iyice kavruldu. Üzerine kızarttığım sebzeleri ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekleyip etle sebzeleri karıştırıyorum. Üzerine pirinci de ekleyip pişirip kapama gibi yapacağız. Ben eti pişirdiğim tencerede yapıyorum. Siz de tencere seçerken tabanı düz olan tencerelerden seçin. Yani alt kısmı çok yuvarlak olmasın. Et ve sebzeleri şöyle bir düzelttikten sonra üzerine pirinci ekliyorum. Pirinçleri de üzerine düzeltelim. Tencerenin boyutu da malzemeleri koyduğunuzda biraz dolu olsun. Üzerinden sadece pirincin pişme payını bırakın. Ben de aslında 3 su bardağı pirinç yapacaktım ama tencereye fazla gelir diye 2,5 su bardağı yaptım. 3 su bardağı yapsaymışım tam denk gelecekmiş. Buradaki önemli olan püf noktası yemeği ters çevirdiğinizde kalıp gibi çıkması, dökülmemesi. Tencerede çok boşluk varsa ters çevrildiğinde dökülme ihtimali daha fazla oluyor. Yemeğimin daha da lezzetli olması için bir yemek kaşığı kadar tereyağını küçük küçük böyle pirinçlerin üzerine koyuyorum. Bizim evde bu yemek çok seviliyor. Eğer denemediyseniz siz de mutlaka deneyin derim. Şimdi yemeğimin suyunu ekliyorum. Su miktarı pirince göre ve pirincin miktarına göre değişebilir. Klasik ölçü vardır. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı su eklenir. Ben 3,5 su bardağı su ve daha sonradan birazcık daha ekledim. Yaklaşık 4 su bardağı su eklemiş oldum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Böyle 2-3 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğim kısık ateşte 20 dakikadır pişiyor. Şöyle kenarından bakıp kontrol ediyorum. Eğer suyu varsa pirincine bakın. Eğer pirinci pişmediyse birazcık daha su ekleyip pişirebilirsiniz. Yemeğimin biraz daha suyu olduğu için ben 2-3 dakika daha pişiriyorum. Tekrar pişip pişmediğini kontrol ettim. Pirinçler yumuşamış, pişmiş. Çok tabana inmeden pilavı yavaşça karıştırıyorum. Tekrar üzerine düzeltip iyice bastıralım. Yemeğimin üzerine bir havlu kağıtla kapatıyorum. Bir bezle de kapatabilirsiniz. Tekrar kapağı kapatıp yemeği dinlendirelim. Yemeğim 20 dakikadır dinleniyor.
Şimdi düz bir tepsinin üzerine ters çevireceğim. Önce havlu kağıdı çıkarttım. Üzerine tepsiyi koyuyorum. Yemeğim hala çok sıcak. Yavaşça ters çevireceğim. Yavaşça tencereyi kaldırıyorum. Kaldırmadan önce birkaç kez tabanla vurdurursanız tabanla yapışan sebze ya da et varsa dökülür. Yemeğim kalıp gibi çok güzel çıktı. Siz de püf noktalarına dikkat ederseniz böyle lezzetiyle, sunumuyla harika bir yemek yapabilirsiniz. Etleri yumuşacık pişmiş. Pilavı da tane tane gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor. Misafirlerim de çok beğendi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Tarifim bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Adresi aşağıya ekliyorum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.